Merhaba, 16. dersimizde konumuz saldırı önleme politikalarını yapılandırma ve yönetme. Bunu uygulamalı olarak göstereceğiz. Sophos XG güvenlik duvarında Protect altında Intrusion Prevention'a geliyoruz. Burada tanımlanmış birçok hazır IPS polisimiz var. Bunlardan üstteki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi default'ta gelen ve silinemeyen polisler. Onun altındakiler de değiştirilebilir polisler. Biz bunlarda istediğimizi değiştirebiliriz ya da kendimiz bir polisi oluşturabiliriz. İsterseniz bir polisiye tıklayalım, bir bakalım neler var. LAN2One General polisine de geliyorum, edit diyorum. Burada Migrate Def 3 filtre uygulanmış ve hemen şöyle bakalım filtremizde neler var. Microsoft'la ilgili uyarıların olduğu flash uyarıları var. Bunlarla ilgili uyarılar var. Biz burada kendimiz bunu özelleştirip yapabiliriz. Hemen cancel diyelim. Bundan da cancel diyerek çıkalım. Şimdi bir tane kendimiz oluşturalım. Add butonuna basıyoruz. Bir isim veriyoruz. IPS policy diyelim. Bir açıklama yazabiliriz. IPS policy'miz diyelim. Burada bir mevcuttaki bir policy'den de klonlayıp yapabiliriz ya da herhangi bir şekilde bunu seçmeyip direkt save deyip kaydedebiliriz. Kaydettiğimizde geri ana ekrana döndük. Buraya kaydetmiş olduğumuz policy geldi. Buna tekrar edit diyoruz. Policy'miz açıldıktan sonra bu kısımdan add butonuna basıyoruz. Rule name olarak deneme diyelim. Kategori seçelim. Kategori olarak istediğimiz bir kategoriyi seçebiliriz. Browser diyelim. Severity seçelim. Critical olsun. Platform olarak Windows makineler olsun. Target olarak da client makineler olsun. Gördüğünüz gibi burada bir filtreleme yardımıyla bunu yaptık. Bunlar otomatik olarak seçili geliyor. Biz bunu alttan istediğimiz şekilde kuralımızı ekliyoruz. İsterseniz bunu bu şekilde seçmeyip direkt eğer bildiğiniz bir platform ya da bir açık ya da bir IPS ile ilgili bir saldırı varsa Smart Filter'den de ayarlayıp yapabilirsiniz. Biz şimdilik buna save deyip kaydediyoruz. Böylelikle biz bir IPS politikamızı oluşturmuş olduk. Şimdi bu oluşturmuş olduğumuz policy'yi yine save deyip kaydediyoruz. Bunu firewall kuralımızda uygulayabiliriz. Hemen personal internet politikamıza gelelim. Instruction Prevention'a gelelim. Ve buradan kendi biraz önce oluşturmuş olduğumuz IPS policy'mizi seçelim. Ve kayıt tuşuna basalım. Böylelikle IPS policy'mizi oluşturmuş ve firewall kuralını da uygulamış olduk.